Yeni doğan çetesi davasında inanılmaz sözler. Ölecek dediği çocuk 44 gün yaşadı. İstanbul'da yeni doğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yeni doğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak bebeklerin ölümüne neden olan Fırat Sarı ve İlker Gönen'in aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 47 sanık dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık hemşire Hakan Doğukan Taşçı'nın savunmasının alınmasının ardından duruşma bugün saat 10'a ertelendi. Diyelim ki birinin benimle sorunu var. Ben gider o biriyle hesaplaşırım. Ama bilmediğin birilerini gönderiyorsa hangi birini alabilirsin? Yani sağdan mı şey yapacaksın, soldan mı? Hanımı bakkala giderken mi, babası çağrıya giderken mi, kardeşin gider? Neyin tedbirini alacaksın? Taşçı dünkü savunmasında özetle şunları söyledi. Yoğun bakımda gece bilakis doktor durmuyor. Acil müdahale olması gerektiğinde biz müdahale ediyoruz. Her hastane sahibi para kazanmak ister. Fırat Sarı aileye total fiyat 30 bin lira demiş, hastaneye 20 bin lira ödüyor. Komisyonu Sarı kendisine alıyor. Bebeğin ameliyat parası 500 bin TL'ydi. Aile parası olmadığı için ameliyatı kabul etmedi. Bir hafta yaşardı. Hastanın kullandığı ilaçlar ve hastane yönetimiyle Fırat Sarı, "Bu çocuk zaten ölecek. Bu kadar ilaç kullanmaya ne gerek var?" dedi. Ancak 44 gün yaşadı. Çocuk öldükten sonra çocuğun babaannesi aradı, "Bebeğin naaşını vermediler." dedi. İçeride ödeme olduğunu, ödenmedikçe naaşını vermeyeceklerini söylediler. Ben de şok oldum. Hastane yönetimiyle konuştum ve onlara yardımcı oldum. Çocuğun naaşını verdiler. Yoğun bakım ne kadar doluysa hastane o kadar para kazanıyor. Tabii ki bu yüzden hastaneleri doldurmamızı istiyorlar. Bu durumu da usulsüz sevk ya da fazladan yatışla yapıyorduk. SGK'dan biraz daha para kazanmak için. Mert ile sık sık iptal edilen taburcularla ilgili tartışıyorduk. İstanbul Bakırköy Adliyesi, 21. Ağır Ceza Mahkemesi salonunun kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle Yeni Doğan Çetesi davasının ilk celsesi konferans salonunda görüldü. Duruşmada çete lideri Fırat Sarı ve İlker Gönen'in de aralarında bulunduğu 22 tutuklu sanık, 19 tutuksuz sanık ve taraf avukatları yer aldı. Bazı tutuksuz sanıklar ise bulundukları şehirlerdeki adliyelerden ses ve görüntü bilişim sistemi SEGBİS ile katıldı. Duruşma sanıkların savunmalarıyla başladı. Çete lideri Fırat Sarı, kimlik tespitinin yapıldığı sırada bekar olduğunu ve aylık gelirinin ortalama 400 bin lira olduğunu söyledi. İlker Gönen ise kimlik tespiti sırasında evli ve 3 çocuklu mesleğinin ise doktor olduğunu belirtti. Sürekli ölecek, sürekli ölecek. Hiçbir, yani her gün gittiğimizde birinci günü entübe, ikinci günü entübe, üçüncü günü entübe, hiçbir sağlık. Ya her gün bir sağlıksız. Hipertansiyon, böbrek yetmezliği, biz her gitmemizde bunları ifade ediyorlardı bize. Ondan sonra biz alacağız deyince ondan sonra da biraz tedirgen de böyle, hani surat yapısı falan değişti. Kişi geliyor ambulansın içinde. Hani öyle alacaksınız, ona göre gidin. Ambulansta gelen yetkililer söyledi, cenaze almaya geldik. Sonrasında içeri giriyorlar, biz giremiyoruz tabii yeni doğan ünitesi olduğu için. Çıkarken de bu çocuğun hiçbir şeyi yok. Bize içeriden cenaze almaya geliyorsunuz, yavaş gelin. Yani çocuğu orada öldürmek istemişler. Sanık hemşire Hakan Doğukan Taşçı savunmasında, "Savunmamı yapacağım. Öncelikle tutuklandıktan sonra kendim bizzat yaptığım bir iki işlemi söyledim, kabul ettim. Soruşturmanın başından itibaren tüm dürüstlüğümle cevap verdim. Doktor istemi olmadan ilaç istediğim yönündeki iddia doğru değil, talepleri de kabul etmiyorum. Sağlık Meslek Lisesi mezunuyum ve 10 yıldır yeni doğan bebek ünitesinde çalışıyorum. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum." Birinci hastanesine başladım. 5-6 ay orada çalıştım, sonra Florya Hastanesi'ne başladım, tutuklama oldu. Diğer sanıklardan, "Hepimiz sağlık sektöründe olduğumuz için çoğumuz birbirimizi tanıyoruz. WhatsApp grubu bile var sağlıkla ilgili.
Can Polat Yıldırım'ı Reyap Hastanesi'nden tanıyorum. Ceylan Çetin'i tanımıyorum. Deniz Korkmaz'ı tanıyorum, kendisi arkadaşım olur. Fırat Sarı'yı Reyap Hastanesi'nden tanıyorum. Evrak üzerinde daha fazla para almak için oynamalar yapılıyor. Her sene bu hastaneler denetleniyor. Benim bir kuruş fazla para kazandığım yoktur. Yoğun bakımda gece bilakis doktor durmuyor. Acil müdahale olması gerektiğinde biz müdahale ediyoruz. Etmediğimiz zamanda sen nasıl müdahale etmezsin diyerek suçlamalar var dosyada, dedi. Taşçı, her hastane sahibi para kazanmak ister. 20 hastadan bahsettikleri, daha fazla para kazanmak istedikleri için Fırat Sarı'dan bahsediyorlar. Sevkiyatı yapılan bebek, sevkiyatını Doktor Sarı'nın yaptığını biliyorum. Yoğun bakımdan birinin gelene kadar kayıt açılmayacağını söyledim. Aileden fazla para alınma muhabbeti oldu. Fırat Sarı aileye total fiyat 30 bin lira demiş, hastaneye 20 bin lira ödüyor. Komisyonu Sarı kendisine alıyor. Olay duyulduğunda Fırat Sarı, olay üzerime kalmasın, hastane yönetimi duymasın şeklinde talimat verdi. Ölürse başımıza sıkıntı olacak mesajlaşmalarına karşı şunu söylemek isterim. Gelen hasta bebek yabancı uyrukluydu ve doğuştan kalp rahatsızlığı vardı. Bu nedenle hastanın sevk edilmezse öleceğini belirttim. Mesajlaşmada bu durumdan bahsediyordum. Denetim sırasında kimseden emir, bir talimat almadım. Orada arkadaşımla sohbet ediyorum olay bu şekilde, ifadelerini kullandı. Hemşire Taşçı, buradan kafamıza göre bir hasta listesi belirledik. Bu çocuk nasıl bir şey mesajı üzerine, basamak listesi hasta şablonu ve kötü hasta şablonu var, bizden yazılı istemiyorlardı. Bunlar gerçeğe aykırıydı. Biz sadece çarşaf listesi yapıyorduk. SGK'ya bildirmiyorduk. Hasta 5 günlük entübe iken 10 günlük gösterilmiş. Hasta 3 günlük entübe ise SGK daha fazla para öder. O yüzden SGK'dan para almak için daha fazla entübe yazıyorduk. Bebeklerin kullandığı bir ilaç. Akciğer gelişimi sağlamak için kullanması gerekiyor. Bu ilaçların fazlalığı oluyordu. Bu ilaçları hastaya vermemek gibi bir şey olmuyordu. Bu ilaçlar için SGK 9500 lira ödeme yapıyor. Toplu alınca daha fazla para kazanıyor hastane. Bu ilaçlar dolapta birikiyordu, hastaya verilmiyordu. İlaçların çöpe gideceğine satılması konusunda Fırat Sarı ile konuştuk. Hasan hastaneden paraları topluyordu, biz de satışları yapıyorduk. Reyap Hastanesi, TRG Hastanesi'nden alındığını söyleyebilirim. Ama özellikle şu kişiden alınıyordu diyemem. SGK'yı dolandırmak gibi bir amacım yok, diye konuştu. Ben 50 kişiye talimat verdiysem, benim lafım 50 kişi hareket ediyorsa, sen gelenleri toplamakla bitiremezsin, onu söylemeye çalışıyorum. Hayır, bunlar normal birileri değil diyorum. Mahkeme başkanının 14 hastam var, biraz hasta mı beklersek diye konuşmuşsun mesajını hatırlatması üzerine, Taşçı, bekleyen kişi ben değilim. Birim sorumlusu olduğum için söylüyorum. Yoğun bakıma bir hasta geldiğinde aileye doktor olmadan bilgi veriyordum. Aile de bana doktor diye hitap ediyordu. Ben de doktor değilim demiyordum. Türkmen hastaydı. 500 bin lira ameliyat parası vardı. Aile parası olmadığı için ameliyatı kabul etmedi. Bir hafta yaşardı ama şans eseri bir haftadan fazla yaşadı. Hastanın kullandığı ilaçlar ve hastane yönetimiyle Fırat Sarı, bu çocuk zaten ölecek, bu kadar ilaç kullanmaya ne gerek var, dedi. Ancak 44 gün yaşadı. Çocuk öldükten sonra çocuğun babaannesi aradı. Bebeğin naaşını vermediler, dedi. İçeride ödeme olduğunu, ödenmedikçe naaşını vermeyeceklerini söylediler. Ben de şok oldum. Hastane yönetimiyle konuştum ve onlara yardımcı oldum. Çocuğun naaşını verdiler, dedi. Taşçı, yoğun bakım ne kadar doluysa hastane o kadar para kazanıyor. Tabii ki bu yüzden hastaneleri doldurmamızı istiyorlar. Bu durumu da usulsüz sevk ya da fazladan yatışla yapıyorduk. SGK'dan biraz daha para kazanmak için. Mert'le sık sık iptal edilen taburcularla ilgili tartışıyorduk. Fırat Sarı'ya Doğukan hırsızlık yaptı dedim. İlaç kaybolmuştu. Fırat Sarı bana söyledi. Bebek ilaçları kayıptı ama öyle bir durum olmadı. Fırat Sarı ile konuşurken Mert'i 112'ye şikayet ettim. Usulsüz bebek sevkleriyle ilgili, mesela Kaya bebek, ihmali olan bebeklerle ilgili. Doktor olmayan yerde kanıta da ihtiyaç yok. Elimdeki videoyu zaten sundum. Birinci hastanesinin sürekli akciğer filmi bozuluyordu. Hastayı takip ederken filmini çekemiyorduk. Bu kötü bir şey. Fırat Sarı bana hasta yok doldur diyordu. Fırat Sarı bir günde doldurmamı istiyor. Ne kadar çok hasta o kadar para demek, dedi. Burada olay, ben şöyle bakıyorum.
hastane yoğun bakım dediğin nedir? Hayat kurtarma değil mi? Bunlar diğer hastaneden ölmek üzere olan hastaları topluyorlar. Taşçı, bazen Doktor Şehmus Çelik adıyla hasta kabul ediyorum. Kaya Bebek'le ilgili çocuk gözümün önünde öldü sözlerimin üzerine gece 3 civarı Batuhan Çelik aradı. Arkadaşım ellerinde bebek olduğunu ve doktora ulaşamadığını, doktorun çek fişi gitsin dediğini söyledi. Rıza hocaymış doktor ama tanımıyorum. Çocuk doktoru olarak biliyorum. Hasta kötüydü. Ben de telefondan yardımcı olmaya çalıştım. O bebek öldü. Aileye böyle bir durum olmadı gibi gösterdiler. Batuhan hemşire yardımcısıydı, arkadaşımdı ama o değil. Doktorun müdahale etmesi gerekiyordu şeklinde konuştu. Taşçı, hastane yönetimi ölen kişinin ölüm saatini biraz ileriye çekmemi söyledi. Sebebi de hastanede doktor yoktu. Şehmus Bey bu duruma tepki gösterdi. Şehmus Bey'in çoğu hastadan haberi yoktu. Hastaneye kim yatmış, kim gelmiş çoğu zaman haberi olmuyordu. Ben birinci hastanesinde 6 ay sigortalı çalıştım. Benim çalıştığım dönemde hiçbir bebek ölmedi. Bir usulsüzlük varsa evet kabul ettim. Epikrizi sadece şablon olarak yazıyorduk. Şablonu da maksimum 5-6 kez olmuştur. Şablonlarda doğru yazılmıyordu. Hastanenin yoğun bakım odası 3. basamaksa daha çok hasta gösteriyorduk. Entübe olarak gösterdiğimizde bebek otomatik olarak 3. basamak oluyordu. Entübe olarak hasta gösteriliyordu. Ama bu hastanın neden akciğer filmi yok diyerek geri dönüş olmuyordu. Dedi ki çocuğunuzun durumu çok kötü, yoğun bakıma aldık. Yani çok kötü. Hani, o ilk doğduktan sonra bir şey yoktu. Sonrası 10 evet, saat sonra bir şey yoktu. Aynen. Ve son 2 saatte hemşire ve doktor, hiç kimse bizim yanımıza gelmedi. Zaten çocuklukta bir tuhaflık olduğunu fark ettikleri halde gelmediler. 5.30'da gelip bunu söylediler bize. Tabii biz şok olduk, yani hani ne yapacağımızı şaşırdık. Geldi. Biz sonuçta orada hani çocuğumuz alınmış, yoğun bakıma konulmuş. Hani bizimle o kadar sert bir şekilde konuşuyor ki, İşte şöyle böyle bir şeyler anlatıyor. İşte hani orada aslında biraz da zaten epikrizde de yazıyor. Suçu biraz bize atmaya çalıştılar. Neden biliyor musunuz? Anne yanındayken beslenme esnasında akciğerine besin kaçmış. Hastaneler nasıl denetimden geçiyordu? Hastaların sevk sürecinde kendi anlaşmalı oldukları hastanelerden sevki oluyordu. Örnek olarak A hastanesi dolması gerekirken B hastanesinin yoğun bakımı dolduruluyordu bu durumda. Para vermemek mümkün değildir diye düşünüyorum. İlker Gönen daha çok hastaların genel durumuyla ilgilenirdi. Doktordan gizli, epikriz yazılamaz ifadelerini kullandı. 5 gün sürecek duruşmanın ilk celsesi Taşçı'nın savunmasını tamamlamasının ardından sona erdi. Mahkeme duruşmayı bugün saat 10'a erteledi. Sanıklar savunma yapmaya devam edecek. İddianamede şüpheliler Fırat Sarı ve İlker Gönen'in 10 kez kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi, nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve 11 kez uygulanmak üzere resmi belgede sahtecilik suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9 araya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.